أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. Kıymetli kardeşlerim, Lale Gül dergisinin 2016 yılına ait efendim 35. sayısında Cübbeli Ahmet hocamızın Kastamonu ziyaretinde efendim paylaşım yapmış olduğu güzel bir yazıda Allah dostlarının hayatına dair Şeyh Seyyid Ahmet Hicabi Hazretlerinin kabri şerifini ziyaret etmiş. Seyyid Hicabi Efendi ulemadan Necmettin Efendi ve Ahmet Efendi Ahmet Rıza Efendi methundurlar. Şimdi benim burada paylaşmak istediğim bölüm Mesudi Efendi'den de ilmi hadis dersleri aldıktan sonra babası Ahmet Siyahi Hazretlerine kendisine icazet vermiş. Ayrıca icazetnamede pek çok da nasihatler etti. Burada 11 tane şey görüyorum, nasihat. Bunu okuyalım. İcazetnamenin özü şu şekildedir baş kısmında. Bu icazeti kendi irademle vermeyip velilerin kutbu büyük mürşit Şeyh Halid Bağdadi Hazretlerinden itibaren Nebilerin Sultanı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e varıncaya kadar Silsile-i Nakşibendiye-i Halidiye'de isimleri yazılı Seyyidler ile Hacıgani İzam Hazretlerinin mübarek ruhlarından izin ve muvafakat aldıktan sonra takdim ettim. Bundan sonra ey kalplerin sevgilisi olan oğlum dedikten sonra özetle şu nasihatleri yapmıştır. Biz de buradan kendimize dersler çıkaralım kardeşlerim. Bir, alimlere, tasavvuf ehline, Kur'an-ı Kerim ehline hürmet et. Ya ne kadar önemli. Şimdi adam ne alim tanıyor, ne evliya tanıyor, ne hafız tanıyor. Efendim hatta erbabı, tasavvuf erbabına, Allah dostlarına, efendim her anı zikrullah ile, aşkullah ile, muhabbetullah ile geçen efendim devrişlere, efendim tasavvuf erbabına müşrik diyor, kafir diyor haşa. Böyle bir bedbahtı yani efendim yaramaz, nasipsiz insanlar var. Allah Allah, Allah Allah, Allah hayırlı ıslah etsin değilse efendim nefeslerini kessin bunların. Rabbim bunların şerrinden muhafaza eylesin. Bunların işi gücü Müslümanla uğraşmak. Yani Vahhabiler acayip. Neyse. 2. Cömert ve güler yüzlü ol. Herkese ihsan ve iyilikte bulun. Cömert ve güler yüzlü olmak. Yani cömert olmak. Yani azdan az olur, çoktan çok olur. Yani bir insana ikram etmek, efendim bir fakire sadaka vermek, hiç olmazsa güler yüzlü olmak, güler yüzlü olmak sadaka yerine geçiyor. Biliyorsunuz hadis-i şerif var. Herkese ihsan ve iyilikte bulunmak, iyilikte bulunmak. Herkese hiç olmazsa insanlara bir zararımız olmasa bu da bir iyiliktir. Yani bir yere gittiğimiz zaman insanlar nereden geldi bu ya deniliyorsa arkamızdan bizim halimiz anlayalım ki iyi diye kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bizi cömert, güler yüzlü, efendim herkese ihsan ve iyilikte bulunan kullarından eylesin. Amin. Üçüncüsü, hata ve kusurları affet, görmezlikten gel. Elbette ki hata, kusur, insanoğlu bizler için kuluz, şaşarız, beşeriz, hatalar yaparız, ne yapalım? Mümkün mertebe kardeşlerim, affetme yolunu seçelim, idare etme yolunu seçelim, görmemezlikten gelelim. Ha görülecek, ikaz edilecek şeyler olur, görülmeyecek şeyler olur, idare edilecek durumlar olur.
Dördüncüsü kardeşlerim, kendini hiç kimseden faziletli, üstün zannetme. Bak şimdi, bu da çok önemli ya. Yani hemen bir yere geldiğimiz zaman, bir makama geldiğimiz zaman, efendim yok bir ilim sahibi olduğumuz zaman böyle havalara mı gireceğiz? Allah muhafaza eylesin. Kendimizi, efendim kamu müminleri kendinden eftal bil buyurdu ya, Mustafa İsmet Garibullah Hazretlerimiz Risale-i Kudsiyesine. Yani eller yahşi ben saman. Dolayısıyla kardeşlerim, bu kibirlenmek, kendini üstün bilmek, faziletli bilmek, yani insanı uçurma iter. O yüzden kendimizi devamlı efendim insanlardan aşağı görelim yani. Kardeşlerim, beşincisi, birisi sana haset ederse ona mani olmak için kendini zahmete sokma, onun işini Allahu Teala'ya bırak. Birisi arkamızdan atıyor, tutuyor, efendim şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Konuşsun ya, sen kendinden emin misin? Eminim. He. Böyle bir durum yok ama arkamızdan işte haset ediyorlar, konuşuyorlar. Şu oluyor, bu sen diyor. Efendim kendini buna mani olmak için, yani engellemek için, susturmak için bir iş yapma diyor. Şimdi ileri geri bir laf söylesek ne olur? Kavga bile çıkabilir. Gerek yok. Allahu Teala'ya bırak. Mevla Teala o işi halleder. Altıncısı, sen kıymetli ömrünü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesine uymakla geçir. Allah'ım Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyyesine uyma yolunda bize gayretler ihsan eylesin. Yani bunun çabası içerisinde olalım kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın 4000 küsürden daha fazla efendim sünnet-i seniyyesi var. Hatta bende iki cilt Peygamberimizin Aleyhisselam sünnetlerine dair kitap var. İsmaila yayın evinden çıkmış. Mutlaka o eseri almanızı tavsiye ederim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımak için, onun sünnetlerini öğrenmek için bu eseri elimizde bulunduralım. İşte nasıl yemek yedi, nasıl su içti, nasıl uyudu, efendim nasıl namaz kıldı, insanlarla işte diyaloğu nasıldı vesaire vesaire. Yani bütün şeyler orada. Evet, bunları da yaşama gayreti içerisinde olalım kardeşlerim. Evet. Yedincisi, vakitlerini dinin emirlerine uyarak kıymetlendir. Vakitlerimizi dinin emirlerine uyarak kıymetlendirelim. Bizim efendim tefsir dersimiz mi yok? Bizim ilmihal dersimiz mi yok? Efendim kaza namazlarımız mı yok? Bizim nafile namazlarımız mı yok? Biz efendim Kur'an'ımız var, okuduk mu, bir cüz okuduk mu, hiç olmazsa iki sayfa okuduk mu, Efendi Hazretleri Kuddüs'e sürruhu hiç olmazsa bir çeyrek, yani 15 dakika tefsir okuyun buyurmuş. Ha ben okuyamam, o zaman aç kıymetli hocalarımızın tefsir derslerinden dinle kardeşim. Her gün bir tefsir dersi dinlesek ne güzel olur. Kitabımızı anlamış oluruz yani, ayetlerimizi yudum yudum içmiş oluruz. Yani devamlı zikrullah ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a salavat-ı şerife getirerek değerlendirmemiz lazım. Adam eline telefonu alıyor, saatlerce oyun oynuyor. Saatlerce oradan oraya, oradan oraya derken aman Allah'ım, bir adam telefonun başında 2 saat, 3 saat, 5 saat zaman geçiriyor da eline bir tesbihi alıp bir 100 kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyor mu? Ya bir 100 kere estağfurullah diyor mu? Ya bir 100 kere la ilahe illallah diyor mu? Aman Allah'ım, bu şeytan, bu nefis, bu internet, bu telefon bizim ocağımızı batırıyor arkadaşlar. Rabbim Celle Celaluhu bunu güzel şekilde kullanmayı nasip eylesin. Bizim zararımızaysa bundan Rabbim soğukluk ihsan eylesin. Gerçekten çağımızın çok büyük bir belası bu. Allah'ım Celle Celaluhu bu hususta yardımcımız olsun. 8. Nefsini daima hesaba çek. Nefsini daima hesaba çek. Ben bugün ne yaptım? Namazlarımı nasıl kıldım? Camiye cemaate gittim mi? Bugün Kur'an-ı Kerim okudum mu? Efendim bugün istiğfar çektim mi?
Bugün ne yaptım acaba? Böyle nefsimizi hesaba çekelim. Artımız ne, eksimiz ne kardeşlerim? 9. Dünyaya sarılmış, ona gönül vermiş. Olanlarla bulunma, onlarla sohbet ve beraberlik gam, keder ve üzüntü getirir. Ya dünya, işi gücü adamın dünya olmuş. Gidiyorsun efendim, muhabbet işte edeceksin. Bakıyorsun ev alma, araba alma, efendim yat alma, kat alma, işte şu, işte bu. Ya mübarek ya, biz bunun için mi geldik? Tamam olsun da. Yani bizim dinimiz var, kitabımız var, sünnetimiz var. Ya bir hadisi şerif okuyalım, bir ayet-i kerime okuyalım. Öldük gidiyoruz yani. Acaba ne iyilik yapabiliriz? Yani bizim gündemimizde bunlar olması lazım değil mi? İşimiz, gücümüz, yok iş, yok araba, yok şu. Böyle işlerimiz. İşte böyle dünyacı insanların içine de mümkün mertebe karışmamak lazım. Karışırsak işte bu da bize efendim üzüntü, gam, keder getirirmiş. Onuncusu kardeşlerim, iki tane kaldı. Devamlı ahiret kardeşlerini ve iyi arkadaşlarını arttırmaya çalış. Onlarla her zaman sohbet et. Bu da çok önemlidir. Arkadaşın iyi olursa senin de durumun iyi olur. Seni sohbete davet eder, zikre davet eder, Kur'an'a davet eder, sana nasihat eder. Efendim efendim, dünyada da ahirette de bize faydası dokunmuş olur. Allah'ım böyle dünyada ahirette bize faydası olacak hayırlı dostlarımız da çoğalsın. Amin. 11.'si kardeşlerim, mübarek zat ne güzel nasihatlerde bulunmuş. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin. Evliyanın büyükleriyle sohbet et ve Allahu Teala ile beraber ol. Buna gücün yetmezse Allahu Teala ile beraber olanlarla ol ki seni Allahu Teala'ya kavuştursunlar. Allah dostlarınla beraber ol. Onların meclislerine git, sohbetlerine katıl. Allahu Teala ile beraber olmuş olursun. Buna gücün yetmezse Allahu Teala ile beraber olanlarla ol ki seni Allah Teala'ya kavuştursunlar. Rabbim Celle Celaluhu dünya ve ahirette ehlullah'tan, dostlarından, salih insanlardan bizleri ayırmasın. Amin. Kardeşlerim, burada okumamız bitti. Bu icazetnamenin daha tafsilatlı tercümesi inşallah bir dahaki ay yazılacaktır diye hocamız not düşmüş. Bu şekilde efendim Mesudi Efendi den de ilmi hadis dersleri aldıktan sonra babası Ahmet Siyahi Hazretleri kendisine bu icazeti vermiş. Ahmet Siyahi Hazretlerinin efendim bizlere işte oğluna efendim icazet vermiş ya hani. Bu icazette 11 tane de efendim nasihati yazmış. Bunu okuduk. Bizler de buradan istifade etmiş olduk. Kendimize dersler çıkarmış olduk. Rabbim Celle Celaluhu faydalı, tesirli eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra kıymetli kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Cuma günü salavat-ı şerife okuyalım. Bir de Duhan suresini okumayı unutmayalım. Bununla da alakalı günahların affolacağına dair hadisi şerifi daha önce okumuştuk. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.